Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda pastırmalı humus yapıyorum. Hepinize iyi seyirler dilerim. Tarifime 1 su bardağı haşlanmış nohutun kabuklarını soyarak başlıyorum. Bu meze için nohutları iyice yumuşayana kadar çok güzel bir şekilde haşlamak gerekiyor. Diğer bir püf noktası ise humusumuzun pürüzsüz güzel bir kıvamda olabilmesi için nohutların kabuklarını soymak. Yemeklerinizin yanında severek tüketeceğiniz çok lezzetli bu mezeyi hazırlamak aynı zamanda çok da pratik. Kabuklarını soyarak hazırladığım 1 su bardağı nohutu rondoya alıyorum. 3 diş sarımsağı da rondoya ekliyorum. Yarım limonu sıkarak suyunu rondodaki nohutların üzerine ilave ediyorum. 3 çorba kaşığı tahini de rondoya alıyorum. Humus mezesini hazırlarken malzemeleri damak tadınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Tüm malzemeyi rondodan geçirip bütünleştikten sonra tadarak damak tadınıza göre eklemeler yapabilirsiniz. Yeterince tuz ve yarım çay kaşığı olacak şekilde kimyon ekliyorum. 3 çorba kaşığı su, 3 çorba kaşığı zeytinyağı da rondoya alıyorum. Suyu humusun kıvamını ayarlamak için kullanıyorum. Gerekmiyorsa kullanmayabilirsiniz. Ya da varsa nohutun haşlama suyunu da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi rondoya aldıktan sonra güzelce tamamen pürüzsüz olana kadar rondodan geçiriyorum. Yapımı çok kolay ve çok lezzetli olan bu mezeyi şimdiye kadar denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Rondodan geçirdiğimiz bu aşamada tadını ve kıvamını ayarlamak için gerekiyorsa eklemeler yapabilirsiniz. Humusumuz artık hazır. Servis tabağına alıyorum. Kaşığın tersiyle yayıp düzeltiyorum. Bu arada üzeri için olan yağı da hazırlıyorum. Uygun bir tavaya 3-4 çorba kaşığı zeytinyağı alıp 2-3 çorba kaşığı haşlanmış nohut ve toz kırmızı biber ekleyip yakmadan kızdırarak üzerinin yağını hazırlıyorum. Hem lezzet hem de görsellik katacak bu yağı da üzerine gezdiriyorum. Aynı tavada 4-5 dilim pastırmayı 1-2 kez çevirdikten sonra humusun üzerine alıyorum. Bu tarifimi isterseniz pastırmasız olarak da hazırlayabilirsiniz. Pastırmasız olarak da gerçekten çok lezzetli oluyor. Üzerine ince kıyıla maydanoz yaprakları da serptikten sonra hiç bekletmeden servis ediyorum. Bir tarifimin daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tarifimi beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kanalıma halen abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere, hoşça kalın.